Merhaba. Bugünkü videomuzda evet ilk defa şu an dışarıda video çekiyorum. İnsanlar bana bakıyor. Biraz gürültü var. Şunu geçeyim, gürültü yapan makineyi geçeyim, devam edeceğim konuşmama. Nellyland kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yemek yapacağız. Şu anda da markete gidiyorum. Yemek yapma işi bir seri olur mu? Yoksa sadece bu tek bir video mu olur bilmiyorum. O yüzden bir seri olacaksa bile şu an bu video için ismi yok. Ama bakalım başıma neler gelecek. Şöyle bütün mutfağı alan bir açı olsun istedim. Bence güzel oldu böyle. Şimdi öncelikle yapacağım şeylerden bahsetmek istiyorum. Önümde tarif kitabım var. Şükran Kaynağ'ın 30 güne 30 menü. Aslında bu Ramazan için çıkan bir şeydi. Güzel yemekler var. Ben buradan bakıp yapacağım şimdi. İlk önce yapacağım şey bu. Ispanaklı soğuk bulgur aşı. Ama ben ıspanaksız yapacağım. Sadece soğuk bulgur aşı. Çünkü evde ıspanak yok. Ondan sonra da şunu yapacağım. Bu mısır unu çorbası. Bulgur aşı için malzemeleri şöyle ben bir önüme sermeyi seviyorum önce böyle. Her şey gözümün önünde olunca daha güzel oluyor. Bir su bardağı bulgur diyor. Onu hemen bunu bir yıkamak lazım. Şimdi önce bu bulguru haşlamamız gerekiyor. Şöyle bu biraz büyük olabilir. Olsun, büyük olsun. Burada yapılan şey bulguru haşlıyoruz. Ondan sonra biraz yoğurt sulandırıyoruz ve ikisini karıştırıyoruz. Tabii tuz falan, nane falan da ekleyip. Çok basit ve güzel olacak diye düşünüyorum inşallah. O haşlanırken ben mısır çorbasına bakacağım. Önce mısır ununu yağıyla kavurmamız gerekiyor. Mısır unu 2 yemek kaşığı. Onun için tencereye de çıkartalım. Boy fukarası ben. Burada zaten ortalama 2 yemek kaşığı çıkacak. Şunu da ekleriz gider kalmasın. Ben normalde çok fazla yemek yapmıyorum. Yani ev işi konusunda genelde yaptığım şeyler yemek haricinde şeyler oluyor. Ama bugün böyle bir şey gerekti. Ve öğrenmek de istiyorum aslında. Şimdi buna 2 yemek kaşığı da yağ koyacağız. Yemeğin sunumu, dekorasyonu falan hoşuma gidiyor ama yapma kısmı pek benlik değil. Ama bir şekilde öğrenmem lazım. Hayatta kalabilmek adına. O yüzden el atmak lazım yani böyle her şeye. Şimdi bunu kavuracağım. Sonra içine patates ve soğan ilave edin diyor. Kavurmadan önce ben patates soğanı hazırlayayım o zaman. Bunu blenderdan geçireceğiz. Blender'ı da şöyle çıkartalım. Dün Boğaziçi kazandım. Bugün yemek yapıyorum. Hayatımda hiçbir şey değişmedi. Kafama göre kesiyorum. Zaten blenderdan geçecekler. Yalnız inşallah bunları parçalar. Hayatımda hiç blender kullanmadım. Soğan doğramayı hiç sevmiyorum. Anında gözüm yaşarıyor ya. Bunu da tamamen kafama göre kesiyorum. Gene ben mikrofon takmadım. İnşallah sesim duyuluyordur. Yaşarma, yaşarma, yaşarma. Bunu uzakta bir yere koyacağım. Bu arada bulgur ne alemde? Yakmadan alalım alemindeymiş. Çok az kalmış yanmasına. Soğuması için bir kenara alın diyor. Alalım. Önce bunun soğumasını bekleyeceğiz.
Ondan sonra hareket edeceğiz. Şimdi ben mısır unu çorbasına geçiyorum tekrar. Şimdi önce bunu kavuracağız. Ne kadar? Bunu kavrulana kadar kavuracağız. Sonra içine patates soğanı ekleyeceğiz. Bu dediğim de bu. Sonra 3-4 dakika daha kavuracağız. Bu böyle oldu. Şimdi şunları ekleyelim. Çok mu erken? Bilmiyorum. Ekleyeceğim. Allah. Düş. Tamam. Karıştır karıştır karıştır. Üzerine 1 litre kadar sıcak su ekleyin diyor. 1 litre sıcak suyumuz burada kaynıyor. Beni de hıçkırık tuttu Allah'ım yarabbim. Ben de bunu 3-4 dakika kadar kavuracağım. Hadi at, hadi at, hadi at. Tamam, şimdi 1 litre sıcak suyumuzu katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ses beni hep çok korkutmuştur. Sebepsiz bir biçimde. Aa, elim yanıyor. Aa. Kat 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 kat. Okey, güzel çorba. Tatlı çorba. Şimdi bunu sebzeler pişene kadar kaynatacağız. Ne zaman pişiyor sebzeler? Hiçbir fikrim yok. Ben istediğim zaman pişiyorlar. Ne zaman piştiğine karar verirsem. Bunun kapağını kapatalım. Bunu kaynasın diye düşünüyorum. İnşallah doğru düşünüyorumdur. Bayağı kaynıyor. Bir patates alalım. Güzel battı. Olmuş gibi. O zaman bunu artık ne yapacağız? Bir sonraki aşamaya geçelim. Pek bir şey de demiyormuş zaten. Sebzeler pişene kadar kaynatın. Pişince blenderdan geçirin. Geçirelim. Hadi bakalım. Hayatımda ilk defa blender kullanıyorum. Hazır mısınız? Ben değilim. Şuraları bir toplayayım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var ki bunun kablosu yetişecek mi acaba? Bakayım. Priz burada. Ocak burada. Eğer diğer ocağı alırsam yetişir gibi. Ama bunun ucuna güvenmiyorum. Her an çıkacak gibi. Çok tehlikeli. Bismillah. Yetişti. Çok korkuyorum. Zorlu bir süreçti. Ben buna tuz katmadım. Tuz katayım. Tarifte tuzu katın yazmıyor. Karıştıralım. Bence bu oldu. Kapatabiliriz. Vallahi bitti. Şimdi öncelikle bence kesinlikle annemin yaptığı gibi olmadı. Ama idare eder diye düşünüyorum. Ve az oldu. Annem normalde daha fazla yapar. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Bununla ilgili yorumlarım bu. Bulgurumuz da ıspanaksız biraz sade göründü bence. Ama yine de güzel. Şimdi bakalım akşam ne tepki verecekler.
tanıtım yapıyorum. Bu pek olmadı. Bir de az oldu. Ama mısır çorbası. Annem gülüyor. Bunda patatesler sonlar. Blender'da geçirdim ama tam olmamış. Evet. Fark edemedim yaparken de. Biraz daha geçirmen gerekirdi. Olsun, eline sağlık. Bu da bulgur aşı. Ay bu ya? Evet. Değişik bir şey. Naneli, yoğurtlu, bulgur. Burada. Bu da üstüne dökmelik nane. Ellerine sağlık kızım. Şimdi tadım yapacaklar. Şimdi çorbamın üzerine mısır serpiştiriyorum. Evet. Babam da serpiştirsin. Metin'in yeri de şurası. Bu da Metin'in eli. Ama o tişört giymeye üşendiği için şu an çıkmak istemiyor. Ay tadına bakıyorum. Bana da döker misin babacığım? Anne tadıyor. Anne tadıyor. Dın 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 dın. Gerçekten ellerine sağlık. Olmuş mu? Gerçekten. Tuzu? Her zamanki gibi tuzu az Melis'ciğim. Ama tadı çok güzel. Olsun, tuz kadarsın. Aynen, o kolay çözülüyor. Ona alıştık artık. Baba sen de tat. Bak. Şimdi ben tadıyorum. Bakalım. Melis yalnız bugün... Bir dakika dur. Of. Of. Bundan sonra hep mutfaktasın. Eyvah. Ney? Neyse, bugün bana aynen şöyle dedim telefonda. Anne blender nerede? Dedi mutfakta, üçüncü çekmecede. Peki bunlardan hangisi blender? Hayır, onun ucu hangisi nerede? Onu demek istemiştim. Bu sorun çok komik. Önce blender nerede? Sonra da bunlardan hangisi blender? Dın 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 dın. Hadi bakalım. Bulgur ve yoğurt aslında, pek bir şey yok yani. Melis 1,5 aydır falan bulgur yemiyorum, biliyor musun? Başladığımızdan beri. Değişik bir tat. Güzel. Evet. Değişik bir tat. Güzel olmuş bak. Çorbadan daha iyi bu. Vallahi başarılı Melis. Gerçekten. Yine sağlık. Mission completed. Bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yemeklerimi sevdiler ya da beni üzmemek için taklit yaptılar. Emin değilim ama sevdiler gibi geldi yani. Bu iyi mi kötü mü ondan da emin değilim. Bundan sonra bütün yemekleri bana yaptırmazlar umarım. Yaparken bir yandan da video çekmek işi biraz eğlenceli bir hale getirdi benim için de. O yüzden güzel oldu. Hem kanala içerik de çıkmış oldu. O yüzden mutluyum yani, pişman değilim. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz ne olur lütfen abone olun. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Melilah'tan şimdilik bu kadar. Görüşürüz.